Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Güreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Günlük çalışma programımızın yeni bölümünde Yaradılıştan Vahiy kitabına kadar Kutsal Kitap üzerine çalışıyoruz. Pazartesiden Cuma'ya kadar. Kutsal Kitab'ın ilk kitabı olan Yaradılış kitabında çalışmamızın 12. bölümüne geldik. Bugünün konusu 1 ve 9. ayetler arasındaki konular olacak. İncilinizi hazırlamanızı ve çalışmaya katılmanızı tavsiye ederim. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa lütfen molalar sırasında ekranda görüntülenecek adresleri kullanarak bizimle iletişim kurun. E-mail adresimiz info@kutsalyazilar.com. Bölümün başında konuğum, Rabbin Hizmetkarı, burada bizi onurlandıran Yusuf kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Ayrıca konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Yusuf kardeş, bölüm 12'deki çalışmamıza başlamadan önce bölüm 11'e geri dönmemiz gerekiyor. Ve iki kelime de durmak. Birincisi, Rab tarafından bir kule inşa etmek isteyenler hakkında söylenen. Beşinci ayette diyor ki, Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağı indi. Buradaki metin, Adem'in lider olduğu fikrinin tufan zamanında sona ermesine rağmen yine insanın çocuklarına atıfta bulunuyor. Ve ondan sonra Nuh gemiden çıkanların başı ve ondan sonra ulusların başı oldu. Öyleyse neden Rab onları tekrar Adem'e bağladı? Bunun bir bağımsızlık ipucu olduğunu görüyorum. Adem'in bağımsız tutumu. Şeytanın onu özendirdiği gibi tıpkı Tanrı gibi olma arzusu Adem'in yaptığını söylemek istiyormuş gibi. İnsanın çocukları da Adem'i itaatsizlik, bağımsızlık ve Tanrı'dan ayrılma yolunda takip ederek aynı şeyi yaptı. Asla nimetleri getirmeyen şekilde ama sadece yargı ve laneti getirir. Tamam. Ayetleri okumaya devam ettiğimizde görüyoruz ki 6. ayette tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Bu ayette ne görüyoruz? En az iki şey görüyoruz. İlk olarak şunu dediğinde tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre elbette bu onlara olağanüstü bir güç veriyor. Bu yüzden dillerini karıştırıp dağıtma yoluyla onları zayıflatacağım. Bugün bir lisanı ve Tek lisanı kullanan bir dünyada yaşamıyoruz. Çok fazla lisan var. 2000'den fazla lisana sahip olduğumuz söyleniyor ama bilgisayarın tüm dünyanın bir dil ve bir lisan kullanmasını sağladığını unutmayın. Bence bu bizi ikinci fikre götürüyor. Düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar. İnsanın tüm çocuklarını aşağı inip yok etmekten başka bir çözüm yoktur. Sanırım bir bilgisayar aracılığıyla bir Kırsalda, bir mağarada ya da başka bir şehirde yaşayanların iletişim kurabildiği ve tek bir dil ve lisan kullandığı çağda yaşıyoruz. Bu yüzden rabbin yargılaması gerekiyordu. Şu anda gerçekten de düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar. tarifine uygun bir zamanda yaşıyoruz. Bunlar rabbin kendisinin sözleridir. Ben bugün siz düşünün ve biz uygulayalım sloganıyla iş yapan bazı inşaat şirketleri olduğunu doğru görüyorum. Bir şey söyle. Bir şey düşün ve biz yapacağız. Sanırım şimdi kırmızı çizgilere ulaştık ve Rab bunun karşısında sessiz kalamıyor ve bu da her şeyin sonunun gelmek üzere olduğunu bize gösteriyor. Evet. Teşekkürler. Bölüm 12'ye başlarken bu bölümde ve Yaratılış kitabındaki pozisyonunda durmamız gerekir. Hangi başlangıçlardan bahsediyor? Yaratılış kitabının iki bölüme ayrıldığını öğrenmiştik. 1'den 11'e ve 12'den 50'ye kadar. Yaratılış kitabının bölümleri hakkında daha önce bir slayt evet. gösterdik. Bize bu iki bölüme ekranda göründüğü gibi tekrar evet. açıklayabilir misiniz? Devam edin. Bölüm 1-11 arasındaki bölümün 2000 yılı kapsadığı ve 4 ana olayı içerdiği açıktır. Bu önemli olaylar bölüm 1 ve 2'deki yaratılış, 3'ten 5'e düşüş, 6'dan 9'a tufan sonra bölüm 10 ve 11'deki Babil Kulesi'dir. Şimdi ikinci bölümde daha az zaman içeren bölüm 12'den 50'ye kadar olan kısma başlayacağız ve burada ritim veya hızın daha evet. düşük olduğu açıktır. Çünkü aileler ya da dört büyük babaya odaklanır. Bölüm 12 ila 24'te İbrahim, 21'den 27'ye İshak 27'den 49'a Yakup ve bu dörtlüden de sonuncusu Yusuf 37'de. 37'de. Elbette bir örtüşme olduğu açıktır. İbrahim İshak'ın babasıdır. Bu yüzden İbrahim'i diğer bölümlerde de okuruz. Bölümlerde üst üste binme. Doğru. Bu daha çok sevgili izleyicilerimizle paylaştığımız evet. genel bir bölüm. Evet. Ve bölüm 12'ye başlayarak, İbrahim'den başlayarak, dört baba içeren yaratılış kitabının ikinci bölümüne evet, geçiyoruz. Tamam. Bu yüzden İbrahim'e gönderme yapıyor. Onun hakkında okumak için 11. bölümdeki son ayetlere geri dönmemiz gerekiyor. Evet. Sonra bölüm 12'de okumaya başlıyoruz. Şimdi 27. ayetten başlayarak okuyalım. Devam edin. Terah soyunun öyküsü. Terah, Avram, Nahor ve Hara'nın babasıydı. Hara'nın Lut adlı bir oğlu oldu. Haran, babası Terah henüz sağken doğduğu ülkede Kildanilerin Ur kentinde öldü. Avram'la Nahor evlendiler. Avram'ın karısının adı Saray, Nahor'unkinin adı Milka'ydı. Milka, Yiska'nın babası Haran'ın kızıydı. Saray kısırdı, çocuğu olmuyordu. Terah oğlu Avram'ı, Haran'ın oğlu olan torunu Lut'u ve Avram'ın karısı olan gelini Saray'ı yanına aldı. Kenan ülkesine gitmek üzere Kirdanilerin Ur kentinden ayrıldılar. Harran'a gidip oraya yerleştiler. Terah 205 yıl yaşadıktan sonra Harran'da öldü. Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın.'' Seni kusuyanları kusuyacak, seni lanetleyenleri lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Avram, Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Avram, Harran'dan ayrıldığı zaman 75 yaşındaydı. Karısı Saray'ı, yeğeni Lut'u, Harran'da kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı.'' Oraya vardılar. İbrahim ve yolculuğu hakkında okuyarak başlıyoruz. 11'e 27'de. Lütfen bize Avram hakkında konuşmanın zorluğundan bahsedin. Bunu biraz açıklar mısınız Yusuf kardeş? Evet, Adem'den Nuh'a kadar 10 kuşak olduğunu söyleyebiliriz. Nuh'tan İbrahim'e kadar da diğer 10 kuşak. Adem insanlığın başlangıcını Nuh ulusların başlangıcını, Avramsa ulusun başlangıcını temsil eder. Ulusun. Dördünün Keldani Urundan bir araya geldiğini, sadece evet. üçünün ülkeye gelmiş olduğunu fark ettik. Bu bize insanların dörtlü dışarı çıktıklarını ve üçlü olarak döndüklerini hatırlatıyor. Örneğin Lut'un ailesi dört kişi olarak Sodom'dan çıktı ancak Zohar'a sadece üç kişi varabildi. Burada ne oldu? Biri öldü. Doğru. O da Terah. Yeşu kitabında okuduğumuzda bu ailenin tüm dünya gibi olduğunu biliyoruz. Bütün dünya gibi putlara tapıyorlardı. Putperestliğin kökeni nedir? Bölüm 10 ve 11. bölümden geliyor. Ki ünlü isyancı Babil ve Nimrod'un kulesi. Paganizmin babası olarak çoğu bilim adamı ve tarihçi tarafından kabul edilenler. Bu yüzden... Paganizm tohumu Nimrod ve Babil'den geldi ve sonra tüm dünyaya yayıldı. Diller karıştığında bu putperestlik tohumunu yanlarına aldılar. Bu yüzden putperestliğin varlığını dünyanın her yerindeki her ülkede bulabiliriz. Tanrı bu ailede Tanrının ismini ve Tanrının bilgisini netleştirmek için bir insan veya aile seçmek istedi. İbrahim'in ailesini seçti ama bunu ailesi gibi Putlara tapan İbrahim'in iyiliğinden dolayı seçmedi ama yaratılış 18'e 19'da dediği gibi doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye İbrahim'i seçtim. Ee, bu nedenle Tanrı'nın Avram'a atadığı Rabb'in bilgisi vardır. Aslında Tanrı ona inanılmaz derecede harika bir şey vererek, onu ayırmıştır. Bölüm Doğru. Elçilerin işleri 7'den de anladığımız ve bu kutsal kitabın ne kadar uyumlu olduğunu gösterir bize. Elçilerin İşleri 7'de Stefan Tanrının görkeminin babamız İbrahim'e göründüğünü söylüyor. Yüce Tanrı babamız İbrahim'e göründüğünde yeryüzündeki evet. her şeye bakıyordu çünkü dünyada yaşayan herkes tozdan yapılmış. Harika bir şehirden çıkmış olmasına rağmen bu kentin hiçbir temeli olmadığı, inancı yardımıyla gördü ve tasarımcısı ve kurucusu Tanrı olan temeli olan şehri dört gözle bekliyordu. İbrahimler 11'de bahsetmiş olduğu gibi. Tamam, teşekkürler. Aradan sonra konuklarımızın soruları olacak. Neden Tanrı Avram'ı ülkesinden, kimliğinden ve babasından evinden çıkıp sadece göçmen olarak çağırdı? Ülkesinde yaşarken de Tanrı ile ilişki kurması mümkündü. İkinci sorumsa, Tanrı Avram'ı ardından yürümesi için çağırdığında Lut neden onunla gitti? Yusuf kardeş. Neden oradan çıkmalıydı? Çünkü bu çok önemli bir inanç prensibidir. İbrahimler 11'e 8'de şöyle okuyoruz. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Yuhanna müjdesinde ona 3'te ise kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür der. İbrahimler 13 13'te çıkma çağrısının tüm halka yapıldığını görüyoruz. Öyleyse biz de onun uğradığı aşağılamaya katlanarak ordugahtan dışarı çıkıp yanına gidelim. Ve vahiy 18'e 4'e gittiğimizde onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Bu yüzden dışarı çıkma ve ayrılma ilkesi olan önemli bir ilke var. Bunun için iki sebep görüyorum. İlk sebep ailenin bir kişi üzerindeki en büyük etkisidir. Onu putperestliğe geri döndürebilecekleri için ülkenden ve akrabalarından ayrıl. Bilge Süleyman'ın tanrı tanımaz ve tanrının halkından olmayan kadınlarla evlendiğinde onun yüreğini nasıl döndürdüklerini gördük. Böylece yaşamanın son günlerinde putlara tapmaya başladı ve bu trajik bir durum ancak arkasında başka bir neden var. Tanrı'nın bilgisinin var olacağı bir toprak ve halk kurmak istedi. Doğru. İnsanlar Kenan diyarında kötüydü. Bozulmuşlardı ve yasa tanımazlardı. Onların günahlarını 9. bölümde görmüştük. Ve, ve 11. bölüm 31. ayetti. Kenan ülkesine gitmek üzere Kildanilerin Ur kentinden ayrıldılar. Amoritlerin kötülükleri bittikten... Ve de bu yerin insanlarının yok edilmesinden sonra Tanrı burada kendisine tapınılacak ve adının tanınacağı bir yer yapmıştır. Tamam. 12. bölümde elçilerin işleri 7. bölümde Stefan'ın söyledikleri arasında bir ilişki kurdunuz. Evet. Görkem Tanrısı gördü. Evet. Ve elçilerin işleri 7'de Stefan'ın kapanışı, görkemli adamı gördü. Doğru. Eğer bağlantıyı kurmak istiyorsak görkem tanrısı çağırdığında bu çağrının amacı İsa Mesih'in şimdi olduğu görkemli yere gitmesi içindir. Öyleyse Avram'a yönlendirilen çağrıyı bu ayetler üzerinden izleyelim. Lütfen bize Tanrı'nın Avram'a yaptığı çağrının tam olarak nasıl olduğunu anlatın. Tanrı ona ne yapacak? 12. bölümde Tanrı ona şöyle diyor. Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git. Burada kendisine nereye gideceğini söylemediği inanç ilkelerinin önemli Doğru. bir ilkesini görüyoruz. Tanrı'yı yolu söylemesi için mecbur tutamayız. Ama kutsal kitap bize İbrahim'lerde İbrahim'in nereye gideceğini bilmeden yola çıktığını söylüyor. İbrahim'e nereye gidiyorsun diye sorsaydık bilmiyorum derdi. Bir adamın karısını, yaşlı babasını ve yeğenini alması nereye gideceğini bilmemesi mümkün mü? Bilmiyorum ama beni çağıran biliyordu. Ve o itaat etti. Gerçekten etti. ...yarının benim için neleri olduğunu bilmiyorum ama... ...yalnızca Tanrı'nın elimi tuttuğundan eminim Kesinlikle. diyor. Kesinlikle. Evet. evet. Bu nedenle ülkenizden gidiyorsunuz ve ben sizi büyük bir ulus yapacağım. İşte itaatin sonuçları bereketler. İlk şey büyük bir ulus. Seni bereketleyeceğim ve adını harika kılacağım. Aslında İbrahim'in adı tüm dünyada çok biliniyor. Ve tüm dinler bu adama saygı duyuyor ve... Bu büyük bir onur, keyif. Bildiğimiz kadarıyla Tanrı'nın dostu olarak adlandırılan tek kişi o oldu. Bir arkadaş, insanın Tanrı'nın arkadaşı olması mümkün müdür? Bu isim verilen ilk kişi İbrahim oldu. Tanrı'nın arkadaşı, adını harika yapacağım. Böylece bir bereket olacaksın. Aslında itaat etme yolunda olduğu her yerde o bereketlerin bir nedeniydi. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Tüm bunlar bir şekilde olabilirdi. Sadece itaat ederse ve o da tabii itaat etti. Bunun sonucu Tanrı İbrahim de tüm bu şartları yerine getirdi. Bahsettiğimiz tüm o büyük nimetleri. O imanla ayrıldı ve İbrahim çağrıldığında itaat Doğru. etti. Bu nimetler çağrı ve nimetler terimlerinden birinde durursak ona adını çok iyi yaparım der. Evet. İnsanlar kendi isimlerini mükemmel yapmak istediler. Bu nedenle bir kule inşa etmeye ve isimlerini mükemmel hale getirmeye çalıştılar. Evet. Bu karşılaştırma kendi isimlerini mükemmel yapmak isteyenler ve Tanrı'nın ismini yüceltmek isteyenlerle ilgili kim kazanır? Aslında Mesih İncil'de bir kereden fazla söz edilen bir prensibi ortaya koydu. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Mesih'in okulunu takip ediyoruz. Mesih ne yaptı? Adının harika olmasını mı istiyordu? Tam tersi. Kendini değersizleştirdi ve kendi keyfini düşünmedi. Ama ayetler bize şöyle söylüyor. Bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Yakında bütün isimlerin kaybolacağı bir gün gelecek. Ama Mesih'in adını bilenler onu koruyacağım çünkü adımı biliyor. İsmini ölümsüzleştirmek için her şeyi yapanları uyarmak istiyorsak ruhsal seviyede bile olduğunu söylemek üzücü. Sadece adını ölümsüzleştirmek için bir konferans düzenleyebilecek olanlar, ismini büyük yapmak için bir kitap yazabilecek veya ismini parlatmak için bir program düzenleyebilecek ve kendi isimleri için bir hizmet yürütebilecekler. İncil'deki uyarıların bu konuda ne söylediğinden bahseder misiniz lütfen? İsa'nın kendisine tanıklık ettiği ama asla kendisinin kendi hakkında tanıklık etmediği birine ait harika bir örneğimiz var. Ve kendisine sen kimsin diye sorulduğunda şöyle aykırıyor bir ses. Çölde Rabbin yoluna hazırlayın. Ben sadece bir sesim. Neden kendinizi benimle meşgul ediyorsunuz? Ben sadece bir süre sonra kaybolacak bir sesim ama aklınız aranızdaki biriyle meşgul olsun. O büyümeli. Bense küçülmeliyim. Bence adına yücelik olsun. İsa Mesih kendisi Yahya'ya hakkında tanıklık etti. Size doğrusunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Yani isimlerini ölümsüz yapmaya çalışanlar yok olup gidecekler. Doğru. Ama İsa Mesih'i yüceltenlerin isimleri yükseltilecek. Evet. Kısa bir aradan sonra sorularımız olacak. Burada 7. ayetin başında Rab Avram'a göründü diyor. Tanrı'nın İbrahim'e görünüşüyle ilgili genel bir fikir verir misiniz? Cevaplar mısınız? İncil'de belirtildiği gibi Tanrı'nın kendisine dört kez göründüğünü söyleyebiliriz. İlk görünüşünden yaratılış kitabında bahsetmiyor ama elçilerin işleri 7'de bundan bahsediyor. Görkemli Tanrımız babamız İbrahim'e göründü. O Mezopotamya'dayken burada bu ilk görünüşten bahsetmiyor ama bu İbrahim'in yurdundan ve akrabalarından seyahat etmenin zor olduğu ve hiçbir iletişim aracının olmadığı bir zamanda ayrılmasını ikna edecek şekilde yüreğini alacak bir görünüştü. Bu zor bir şeydi ama görkemli Tanrı'nın ortaya çıkışı İbrahim'in kalbini bu ülkenin dışına çıkardı. Çünkü o Tanrı'yı gördü. 7. ayetle ilgili sorunuzda ikinci görünüşü görüyoruz ve Rab İbrahim'e göründü sadece görünmedi ve ayrıca dedi ki, bu toprakları soyuna vereceğim ve ayetlerde diyor ki, ve o orada Tanrı'ya bir sunak hazırladı. Ona toprak vermeyi vaat edene değil, kendisine görünene. Tanrı İbrahim'in gözünde topraklardan daha çok değer görüyormuş gibi. Aynen. Doğru. Tamam. Üçüncü görünüşü 17. bölümde görüyoruz. Aşağı yukarı 13 yıl sonra. Bölüm 17'de İbrahim'in imanı sarsıldığında İbrahim 99 yaşındayken Rab İbrahim'e göründü ve ona antlaşma işaretini ve sünnet buyruğunu verdi. Bu antlaşmanın işareti sünnet. Kesinlikle. Tamam. Ve son görünüşü 18. bölümde görüyoruz. Sanırım bu en ünlüleri. Rab Mamre meşeliğinde görünüp ona İshak'ın doğuşuna söz verdiğinde. Ayrıca büyük kötülüğü nedeniyle ...Sotom ve Gomorra'ya ne yapmak istediğine dair genel bir de bakış vermiştir. Bunu görüyoruz. Rab ona göründüğünde kutsal yazı bize Rab'be bir sunak inşa etti demiştir. Evet. İbrahim'in sunak inşa etmesinde evet. neyin farklı olduğunu bilmek evet. istiyoruz. Bu şemayı göreceğiz ve lütfen bunun üzerine yorum tamam. yapın. Yusuf kardeş. Alt sıraya bakarsak dört babanın her birinin kutsal kitapta açıkça bulduğumuz bir şeyle ayırt edildiğini görüyoruz. İbrahim'e ayırt eden şey nedir? Seçim ve çağrı. Tanrı onu seçti ve de çağırdı. Tamam. Ve bunu kutsal kitapta bulabiliriz. İshak bize başka bir fikir veriyor. Evlat olma ve vasi olma. O mirasçı olmak için doğmuştu. O mirasçı bir oğul. Tamam. Yakub'a gelince oğullar için önemli bir ilke var. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? Böylece disiplini ve eğitimi buluruz. Tıpkı Yakup'un acı çektiği gibi, Yusuf da acı çekti ama tamamen farklı bir şekilde. Yakup günahlarından dolayı acı çekti, Yusuf ise doğruluğu sebebiyle acı çekti. Ve burada Yusuf'un yaşamında acı çeken ve şeref veren başka bir ilke görüyoruz. Ayrıca İbrahim dört sunak için bilinir. Burada gördüğümüz gibi İbrahim'in hayatında dört sunak var. İshak'ın hayatında var olan dört kuyu. Yakup'un hayatındaki dört sütuna da değiniyor ve son olarak dört kaftan ve dört ev diyebiliriz. Yusuf babasının evine gitti, Potifar'ın evine gitti, cezaevine gitti, sonra saraya ve tahta gitti. Tamam. Yani o sunakların adamı. Hayatında dört sunak var. Gerçek İbrahim ve İbrahim'in bu. Bu. İbrahim hayatındaki ilk sunak burada inşa edildi. Doğru. Bu bölümde Kesinlikle. 12. Ardından şöyle diyor 8. ayet. Çadırını batıdaki Beytel'le doğudaki Ay kentinin arasına kurdu. Orada Rabbe bir sunak yapıp Rabbi adıyla çağırdı. Evet. Bu iki numaralı altar. Fakat bundan önce bize nereye gittiğini ve çadırını nerede Kesinlikle. kurduğunu söylüyor. Bize çadırından ve coğrafi olarak yerinden bahsedin lütfen. İbrahim'in her zaman çadır ve sunak ya da sunak ve çadırla tanınması hoşuma gidiyor. Sunak, Tanrı ile olan bağlantısını temsil eder çadır dünyadan ayrılmasını. Neden bir ev inşa etmedi? Çünkü aslında kalbi dünyaya bağlı değildi. İbrahimler 11'e 10'da söylediği gibi çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu. Aynı bölümde iman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti diyor. Aynen. Evet, aynı vadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı. Böylece dünyaya bir yabancı olarak baktı ve yabancı olduğu için bunu çadırlarda yaşayarak ifade etti. Günümüzde birinin uzun bir süre bir yerde kalmak istememesi durumunda genellikle bir otel odası için rezervasyon yaptırdığını biliyoruz. Ama geçmişte otel yoktu. Bu yüzden çadırı yanındaydı bir süre yerleşir sonra gider. Böylece İbrahim'in dünya ile ilişkisini gösteren simge çadırıdır. Sonra Tanrı ile olan ilişkisine işaret eden sunak. Bu bana Selanikliler birdeki oğlu İsa'nın göklerden gelişini tamam. beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar hizmet etmek sunak budur ve oğlunu beklemek bu da çadırdır. Yani bu dünyada bir yabancıyım. Böylece İbrahim çadır ve sunakla tanınmıştır ancak çadırın bulunduğu yere bakın. Çadırını batıdaki Beytel'le doğudaki Ay kentinin arasına kurdu. Daha önceki bir bölümde doğu kelimesinin Tanrı'dan uzak durmak anlamına geldiğinden bahsetmiştik hatırlarsın. Evet. Ay kelimesi bir yıkım ve Yıkıntı yığını Betelse Tanrı'nın evi anlamına gelir. Bütün dünya bir inanın gözünde yıkım ve yıkım yığınıdır. Tanrının evini ve bana ev sahipliği yapan cenneti arayan bir yabancı olduğum için burası bir yıkım yığını. Bu yüzden gözlerini Betel'e yönelttiği için bu yer iyi bu da ay'e sırtını döndüğü anlamına geliyor ve Gözlerini Ay'e yönlendirirse bu onun Beyt'e e sırtını döndüğü anlamına gelir ve bu asla dünyayı bir araya getiremeyeceğin ve birlikte alamayacağın anlamına gelir. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır. Bunu unutmayalım. Bunlar İbrahim'in iman adamı olduğunu gösteren önemli dersler. Doğru. Tüm dünyayı temsil eden evet. bu yıkım ve yıkıntı yığını olan Ay'e evet. sırtını döndü ve yüzü Beyt'e e evet. dönüktü o her zaman dünyadan ayrıldığı, çadırla temsil edilen ve sunakla temsil edilen cennete bağlı. Doğru. Sunak cennete bağlı olduğu gibi. Orada Rabbe bir sunak yapıp Rabbi adıyla çağırdı. Sevgili izleyiciler, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Gelecek bölümde 12. bölümle devam edeceğiz. Şimdi konuklarımıza dönüyoruz. Bugünün konusundan neler öğrendik? Tanrı bize başlangıçta bütün yolu göstermez. Çünkü bize İbrahim gibi imanla yaşamayı öğretmek istiyor. İbrahim iman ettiğinde, çağrıldığında itaat etti. Nereye gideceğini bilmiyor olmasına rağmen Tanrı'nın sesine itaat etti. Geleceğin bizim için neye sahip olduğunu bilmiyoruz ancak Tanrı'nın ellerimizi tuttuğundan eminiz. Aynı fikir bütün dağları ve vadileriyle vahşi doğada olsak da yalnız değiliz ve yalnız yürümüyoruz ama yolu bilen ve yaşayan bir Tanrı var. İnanç ve itaat olmalı ve şarkıcıya katılmalıyız ki sağ elimi tutuyorsun, yol gösterişinde bana rehberlik ediyorsun. Sonra da beni görkemine alacaksın. İbrahim'in yaşamının sunak ve çadır tanındığını öğrendik. Sunak, Tanrı ile olan ilişkiyi, Çadırsa dünyadan ayrılma anlamına gelir. Dua ediyorum ki tüm inanlılar İbrahim'le aynı yaşamı sürdürsünler. Hepinize teşekkürler. Teşekkürler Yusuf Rab Kardeş. Rab sizi Sevgili izleyiciler, bugün dışarı çıkmanın önemini öğrendik. Neyin dışına çıkıyor? Avram, kildanilerin urundan çıktı. İbrahim'in putperestlikle dolu bir ülkede Tanrı'yla ilişki kurması mümkün değildi terk etmek zorunda kaldı, ayrılmak zorunda kaldı ve Lord'un gitmesini istediği yere gitmek zorunda kaldı. Yaşadığınız yerdeki dünyada bırakacağınız bir şey için üzülmeyin. Çünkü bu bir yıkım yığını. Bütün dünya sadece bir yıkım yığınıdır. Ama gözlerinizi sizi arayan kişiye yönlendirin. Kendinizi Tanrı'yla ilişkilendirin ve sizi temin ederim ki bu çağrıyı kabul ettiğinizde pişman olmayacaksınız. Yeni bir bölümde tekrar buluşana kadar Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.